sayesinde kültür, medeniyet tarihimizin izlerini adım adım gezerek araştırıyoruz. Şimdiki durağımız Orta Asya'nın kalbine, Sibirya'ya, atalar diyarı Altaylara gidiyoruz. Evet, Barnaul kentindeyiz. Altay Cumhuriyeti'nin başkenti. Rusya'nın önemli kentlerinden birisi. Barnaul kentindeki tarihi Barnaul Müzesi'ne gidiyoruz. Görüntülerimiz var, birlikte izleyeceğiz Barnaul Müzesi'nde. Altay bölgesiyle ilgili birçok tarihi objenin bulunduğu müzede tarihi resimler, gerek bu kent ve gerekse Altay Cumhuriyeti ile ilgili önemli eserlerin bulunduğu müzenin içerisindeyiz şu an. Gerçekten birbirinden enteresan maketler, fabrika aletleri ve özellikle altın, gümüş ve yeraltı zenginliklerine ait madenlerin çıkarıldığı bölge. Ve burada sergilendikten sonra hemen arka tarafa geçiyoruz, müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Burası ise Altay dağlarındaki canlı türlerin bulunduğu hayvan türleri sergileniyor ve gerçekten müthiş bir müzedeyiz. Evet, bu bölümde Tatarlara ait, Tataristan, Kırım diyebileceğimiz Tatarların hislerinin, yaşantılarının sergilendiği bölüm. Beraber geziyoruz. Thank you.
Barnaoğlu Müzesi Altay Cumhuriyeti'nin başkenti Barnaoğlu'daki tarihi müzede birçok eser var. Özellikle Altay Dağları'nda yaşayan canlı türleri ve bu bölgenin tarihi geçmişi, Türkler dönemindeki olaylar, Rusya-Bolşevik ihtilali sonrası, devrim sonrası hadiseler ve özellikle bizim medeniyetimiz, kültürümüzü anlatan eserler. Barnaoğlu'daki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Barnaul, Kurtlar Nehri demek. Kurtlar Nehri. Anlamı o. Yani Barnaul, Kurt, Naul, Nehir, Kurtlar Nehri anlamına geliyor. Yani bölgenin Kurtlar Nehri olarak anılması da tamamen bir Türk bölgesi olduğunu gösteriyor. Az evvel Altaykaray Milli Müzesi'ni gezdik. Müzedeki gördüğümüz özellikle resim salonundaki eski Türk yaşamlarını simgeleyen çadır, yaşamını simgeleyen çadırlar, çocuklara isim verme görüntüleri, hanımların, erkeklerin giysileri tam bir bölgenin, tam bir Türk bölgesi olduğunu gösteriyor. Nehirler vardır, kültür tarihimizin sınır çizgisidir. Dağlar vardır, ovalar vardır, kültür ve medeniyet tarihimizin destanlarının yazıldığı yerdir. Burası Ob Nehri ve Altay Cumhuriyeti'nin başkenti Barnaul kentindeyiz. Ve bu coğrafya kültür tarihimizin temel taşlarının bulunduğu Türklerin ilk ata yurdu. Bengü yazıtları, Yenisey Irmağı ve Sayan Dağları bu coğrafyada ve biz Altaylardan sesleniyoruz. Altayların başkenti Barnaul kentinden belgesel görüntülerle sizleri ilk Türk devletlerinin kurulduğu bölgelere götürüyoruz. Temel taşı ve camiler şehirlerin merkez noktası. Camiler dinimizin ilahi kelimetullah için yayıldığı, yaygınlaştığı ibadet yerlerimiz. Evet, burası Altay Cumhuriyeti'nin başkenti ve muazzam bir cami var ve camiye şu an gidiyoruz. Bir Müslüman, 6000 Müslüman. Barnaul'da bu altı askeri bu için cüde köp, çoğu. Altı mıyı bilge, nahayet namazı keledigen Müslüman o. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Barnaul kentinin tek camisi, çifte minareli camide şu an ikindi namazımızı eda edeceğiz. Türkiye'den gelen ekibimiz hazır ve namazımızı şu an eda edeceğiz. Evet, İslam medeniyetinin temel taşı. Türk İslam coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizi araştırmaya Altaylar'da, Altay Dağları'nda, Barnaul'da devam ediyoruz. Elhamdülillah namaz kılmak nasip oldu dostlarımızla. Çok teşekkür ederim. Dünyanın bir ucu %1 Müslüman olduğu bir ülke. Buna rağmen mescitleri ve ibadethaneleri çok güzel bir şekilde korumuşlar. Bu şehirde
Böyle bir caminin olması bizi mutlu etti. Müslümanların olması yine çok memnun etti. Yani İslamiyet'i yaşamak isteyen için muhakkak bir çekirdek yapı oluyor. Yapana da, hizmeti geçenlere de teşekkür ediyoruz. Evet, camiler, medeniyetimizin temel taşı camiler, şehirlerin merkezindeki camiler ve Barnaoğlu'daki camide dostlarımızla beraber namazımızı eda ettik. Türk İslam medeniyetiyle ilgili araştırmamız Altay Dağları'nda, Altay bölgesinde devam ediyor.